Marmara Denizi'nde batan gemide aşçılık yapan Zeynep, Kılınç'ın ailesine gönderdiği mesajlar ortaya çıktı. Kılınç'ın bir süre önce "Anne izne geleceğim." mesajı gönderdiği belirtildi. Batuhan A, kargo gemisi 15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde battı ve 6 mürettebatı kayboldu. Arama sonucu geminin tek kadın mürettebatı aşçı Zeynep Kılınç'ın cesedi 18 Şubat'ta Kaptan Köşkünde, gemi personeli Hüseyin Tutukun cenazesi ise 20 Şubat günü bulundu. Kılınç'ın cenazesinin Kaptan Köşkünde bulunmasından sonra dümende Zeynep mi vardı? sorusu gündeme geldi. Zeynep'in işine duyduğu sevgi biliniyorken, riskli durumda neden orada olduğu sorusu cevapsız kaldı. Kaptan İrfan Çiri olayı değerlendirirken annesi Nilüfer Kılınç kızının hikayesini paylaştı. Milliyetten Zeynep Dilara Akyürek'in haberine göre, Kaptan İrfan Çiriği, Batuhan A, gemisinin batış nedeninin belirsiz olduğunu, ancak eski gemilerde sık görülen balast tankı sorunlarına işaret etti. Yüklü gemilerde balast tanklarının boş olması gerekirken, su alması geminin batmasına yol açabilir. Yeni ve tecrübesiz makine personelinin ciddi sorunlara neden olabileceğini, denize ilk kez çıkan kişilerin bu tür gemilerde çalıştığını belirtti. Zeynep Kılınç'ın eğer uygun belgelere sahipse köprü üstünde bulunabileceğini, ancak dümenin ona bırakılamayacağını, her durumda bir zabitanın köprüde olması gerektiğini ifade etti. Acil bir durumda tüm personelin makine dairesine inmiş olabileceğini öne sürdü. Nilüfer Kılınç, kızı, Batuhan A, gemisinin aşçısı Zeynep Kılınç'ı kaybetmenin acısını, Zeynep'im gibisi var mıydı, diyerek ifade etti. Zeynep'in bayram tatili için eve dönüşünü sabırsızlıkla beklediklerini belirten anne Kılınç, kızının, anne, İzne geleceğim dediğini ve gemide çalışmayı kendi isteğiyle seçtiğini, aşçılık yaparken usta gemici belgesi aldığını söyledi. Kılınç kızını iyilerin iyisi olarak nitelendirdi. Pek çok denizci için bu işi yapmak bir tutku. Zeynep de işini çok seven, 1971 yapımı 53 yaşındaki son derece yaşlı Batuhan A gemisinde her işe koşan bir denizciydi. Ancak güvenliği konusunda 19 Kasım 2023'te Ereğli limanında Mendire'ye çarparak batan Kafkametler gemisinin geçirdiği kazadan beri endişe duyuyordu. Hatta genç kadın, 2020 yılında denizcilerin rutin olarak katıldığı eğitimlerde tanıştığı Kaptan İrfan Çiriye'de korkularını anlatmıştı. Kaptan İrfan Çiriye, Batuhan A gemisinin acil durum sinyali göndermemesi üzerine önemli noktalara değindi. Sistemin çalışma prensiplerini açıklayan Çiriye, Zeynep Kılınç'ın neden veya nasıl bu düğmeye basmadığının belirsizliğini vurguladı. Ayrıca, geminin gece saatlerinde yaşanan bir sorundan dolayı zaten risk altında olduğunu, ancak bu durumun sinyal gönderilmesi için yeterli olup olmadığının soru işareti olduğunu belirtti. Marmara Denizi'nde yoğun gemi trafiği göz önünde bulundurulduğunda, telsiz çağrısı yapılmış olsaydı mürettebatın kurtulma şansının olabileceğini ifade etti. Çiriği, gemideki acil durum sinyali düğmesine basılması ve epirp, cihazının manuel olarak çalıştırılması gerektiğini ancak bunların yapılmamış olmasının ciddi soru işaretleri yarattığını dile getirdi.